LGS matematikte hangi sorunun çıkacağını merak ediyor musun? Kesinlikle hocam? hocam çok merak ediyorum. Senle beraber onlara bakacağız merak etme bak. LGS. Sınav az kaldı hocam. Aynen bayağı az kaldı. Sayısal bölüm kitapçı önümüze gelecek. Ve biz bunları teker teker cevaplayacağız. Biliyorsun 2020 sınavına benzeyecek. Çünkü sadece birinci dönem konuları var. Bizim ve için iyi bir şey değil mi biz hocam? Biz bunların analizlerini her gün sabahtan akşama kadar yapıyoruz. Acaba 2020'de nasıl çıkmıştı? Hangi sorulardan kaç tane soru gelir? Ve nasıl sorular gelecek şeklinde analizlerimizi yaparak senle beraber aslında LGS matematikte hangi soruların çıkacağını beraber çözeceğiz ve bu sorularda hangi taktikleri uygulayacağımızı taktik burada. önemli hocam İnanılmaz ya. İnanılmaz önemli bir ders olacak. Neden diyeceksin? Çünkü yüzde yüz çıkacak şeyleri net bir şekilde biliyoruz. Gerçekten de bunu yani geçtiğimiz senelerde. Hocam bu yayın sonunda netim artar mı? Kesinlikle çünkü geçtiğimiz senelerde çıkmış onlarca yüzlerce soru var ve bu yüzlerce sorunun içerisinde bir analitik var ve bir bilgi birikimi var. Bu bilgi birikimine benzer sorular geliyor. Her sene aynı sorular geliyor aslında. Her sene aynı konulardan geliyor. Dolayısıyla biz bunlara öz ...güzel bir çalışma yaptık... ...LGS'de yüzde yüz çıkacaklara... ...senle beraber bakacağız merak etme... ...ve yüzde yüz çıkacakları zaten herkes biliyor... ...bütün öğretmenler biliyor, sınavı hazırlayanlar biliyor... ...biz de biliyoruz sana... ...net bir şekilde göstereceğim Hayır. hiç merak etme... <laughs> Bir kere LGS matematikte neler çıkacak? Bir kere 20 tane soru gelecek karşımıza. olabiliyoruz. biliyoruz. Orada netiz değil mi Tomukcan? 2023 LGS'de 20 tane matematik sorusuyla yüzleşeceğiz. Ama tekrar söylüyorum. Sayısal bölüm kitapçığını aldığın zaman arkadaşlar herkes istisnasız bir şekilde direkt nereden başlıyor? Fen. Fenden başlıyoruz. Hiçbir şekilde matematikten başlamıyoruz. Fenden başlıyoruz kitapçığı çözmeye ardından matematiğe geçiyoruz ve bu da bizim en önemli taktiğimiz diyebilirim. Peki matematiğe geldik. Matematikte hangi konular var? Bu seneye 2020 LGS analizini yapıyoruz ama bu seneye benzer hangi alt konu başlıkları bizim için önemli onlara bakacağız seninle beraber. Ardından Tonguç Eren LGS matematikte kesin çıkan soru tiplerine bakacağız. Yani ya çözümlemeyi sormadıkları sene yok. Her yıl soruyorlar değil mi? Her yani. sene soruyorlar ve her sene aynı tarz soruyorlar. Dolayısıyla yani bunu bilmeden sınava girmek şey gibi bir şey hani. E, hani Kitapçığını hani işaretlememek y, gibi bir şey. Aynen ya hiç nüfus cüzdanını almadan sınava gitmek gibi Aa. bir şey yani. Nüfus cüzdanını almadan sınava gider misin? Gitmem. E, patlarsın ya gözetmen der ya kusura bakma seni alamayız sınava der değil mi? Çözümlemeyi aynı, de bilmezsem olmaz. Aynı öyle yani çözümlemeyi bilmeden sınava gitme zaten hiç gerek yok. Çünkü zaten bir tane soruyu kaçırıyorsun demektir. Peki aynı zamanda önemli soru tiplerine bakacağız ve en hızlı çözüm yöntemlerine bakacağız. Tabii bu çözümleme gibi işte yaklaşık değer yüzde yüz tane örnek veririm. Aynı zamanda işte grafik dönüşümlerinde yüz tane yani dolayısıyla çok fazla çok güzel taktikler var. Tekrar söylüyorum sana yüzde yüz çıkacak soruları net bir şekilde göstereceğim ve sen de bunlarla beraber harika bir şekilde sınavda matematikte Elinden gelen maksimum neti yapmaya çalışacaksın. Tekrar söylüyorum. Elinden, elinden maksimum gelen 20 net maksimum, Evet inşallah 20 neti de e, kazanırsın. Matematik birazcık zorlayıcı olacak. Milletin bakalım ne kadar kolay olacak birazcık daha rahatlatıcı olacak dese de. Kazık biz, biz biz, 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 bu numaraları yutmuyoruz diyoruz. <laughs> ne yapıyoruz? Bir zor olacak gibi düşüneceğiz. O yüzden. işimizi aynen, sağlama alacağız. Aynen işimizi sağlama alacağız. Fenden başlayacağız. Soruları teker teker çözdükten sonra molayımızı toplayıp ardından matematikte yapabildiğimizden maksimumunu yapmaya çalışacağız. Tekrar söylüyorum. Bir kere Tonguç Erhan şey Bey, LGS matematikte çıkan soru tiplerini biz analiz ettik. Yani genellikle yüzde 99 bu soru tiplerinden çıkıyor. Böyle ekstra inanılmaz olağanüstü bir soru gelmezse ki gelmiyor zaten. Hep aynı tarz sorular geliyor. 90 sorunun içerisinde 40 tane sayısalımız var. Bu 40 sayısalın içinde 20 tane matematiğimiz var ve bu 20 matematiğin içerisinde hep günlük hayat problemi soruyorlar. İşte bilmem Ahmet Usta şöyle yaptı, Mehmet Usta şöyle yaptı, işte e, Ayşe şöyle bir e, işte bilgileri saydı falan. 50 tane böyle soru aynı zamanda tablo kutucuk soruları soruyorlar ve aynı veri zamanda veri analizi evet veri analizine benzer yani tabloyu okuyabiliyor musun acaba sen tabloyu okumada eksikliğin var mı yok mu onlara bakıyoruz ve şekilli alan çevre soruları soruyorlar tekrar söylüyorum alan çevre dikdörtgen alanı Uzun kenar çarpı kısa kenar. Bu kadar yani bunları adın gibi bilmen gerekiyor. Zaten sınavda söyleyebiliyor ama hiç gerek Geometri gerekir. mutlaka var değil mi hocam? Geometri olarak. geometri inanılmaz önemli. Bak sana böyle çok güzel kartlar Oo. hazırladım. Gerçekten bunları beraber çözeceğiz. İşte üstü ifadelerle bağlandı. Böyle boyama işlerini falan seviyoruz. Hayır boyama siz? işleri değil bunlar katlama soruları karşımıza geliyor. Bak buraya yazdım. Katlama, kesme makasımız da var değil mi? Makasını kullanacağız biraz sonra. Kesme, birleştirme soruları işte şu ikisini birleştiriyorsun. Şöyle birleştirdiğin zaman bu ikisi ortak kenar oluyor. Bu ortak kenarın kaç olduğunu... Senin söyleyebilmen gerekiyor. Ama mesela şu ikisi birleşebilir böyle hayır bak hayır. burada bir aralık kalıyor. Bak mesela bunun gibi şeyler bizim için çok değerli. Tetris. Aynı öyle ve grafik soruları karşımıza gelecek. Grafik okumayı, okumayı becerebilmemiz. Özellikle tabii ki sütun grafiği ve daire grafiğini okuyup becerebilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda işlem soruları gelecek Tomuk'cum. İşlem soruları zaten matematik işlemdir. Yani matematiğin çoğu kısmı işlem. Dört işlem. Ama sana söyleyeyim işlem kısmı gerçekten kek kısmı oluyor. Yani senin konuyu anlayabilmek için diğer mantık yürütme yöntemlerini bilebilmen gerekiyor. Şimdi seninle beraber çarpanlar ve katlar. Biliyorsun hangi konularımız var? Çarpanlar katlar, üstü ifadeler, kare köklü ifadeler, ifadeler. Veri aynı analizi. Veri analizi var. Olasılık. Olasılık. ve en son olarak cebirsel ifadeler var. Şimdi bu altı tane başlıktan sınava gireceğiz. Bunların ilkiyle başlıyoruz. Hazırsan süper bir şekilde başlayalım ve 2020 LGS analizini yapıyorum. Neden 2020 yaptın hocam? Neden hocam? Hocam 2023 değil saçmalama. Ders duyar gibiyim gerçekten dediğini. Çünkü 2020 LGS bu seneki LGS ile aynı konulardan olacak. Zaten bunu biliyorsunuz hatırlatmıyorum. Şimdi bir kere çarpan kat bulmadan soru geldi. Tekrar gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla çarpan kat bulmadan soru geleceğini bekliyoruz. Ebapakok problemlerinden iki tane soru geleceğini bekliyoruz. Asal çarpanları ayırma, yani 2020 LGS analize baktığımız zaman asal çarpanları ayırma bir alt başlık. Bunu bilmek zorundasın zaten. Zorunda mıyım? Bulma, zaten bunu bilmek zorundasın. Hani bunlardan direkt soru gelmez ama. Direkt soru değil, dolaylı bir şekilde bunları bilmezsen zaten bunu yapamıyorsun arkadaşım. Dolayısıyla bunu yapabilmek için bunları bilmek zorundasın. Aynı zamanda aralarında sağlıktan direkt soru gelmeyebilir, geledebilir ama tekrar söylüyorum zaten çok basit bir şey. Yani 1 ile bütün sayılar aralarında saldır, 2 ile 17 aralarında saldır, <laughs> aynı zamanda Tomuç'u 9 ile 25 aralarında saldır. Bak asal olması gerekmiyor sayıların. Hiçbir ortak böleninin olmaması Aa. gerekiyor birden başka. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi artık hızlı bir şekilde günlük hayat problemleri nasıl geliyor bir bakalım. Şimdi mesela böyle bir arkadaş demiş ki kavanozu vardı. Kavanozda bir şey vardı. Bilyeler var diyor. İşte diyor ki kavanozdaki bilye sayısının kendisi hariç en büyük iki çarpanı 24 ve 16'dı demiş. Şimdi diyor kavanozdaki bir sayısı için e, kaçtır diye soruyorum diyor. Şimdi burada mantık yürütmemiz gerekiyor. Kavanozdaki biriye hiç önemi yok yani 24 ve 16 diye iki tane sayı varmış ve bu sayılar bu sayılar ...kendisi hariç en büyük iki çarpanıymış... ...bilye sayısının. Ne demek bu ya? Sayılar Bak, önemli değil mi hocam? Verilen sayıların... ...verilen sayıların... Şimdi verilen sayı... ...mesela şöyle yapıyorduk hatırlıyorsan... ...işte mesela yüz diye bir sayı olsun. Neydi? Bir kere yüzün çarpımı değil mi? Çarpan evet. bulma. İki kere ellinin çarpımıydı. Ee, üç olmaz. Dört kere yirmi beşin çarpımıydı. Beş, beş olabilir mu? Beş, beş kere yirmi. Altı kere... ...yedi kere, sekiz kere, dokuz kere... ...on kere on. Bak bunlar... ...yüzün çarpanları değil mi? Bak... ...kendisi ve biri mutlaka alıyoruz. Evet hocam. Peki bunları hariç en büyük çarpanları 50 ve 25. Peki ben 100'ü bilmeseydim 50 ve 25'ten 100'e nasıl ulaşıldım? biliyor musun? Çok basit bir metot var. 50'nin katlarını al. 50, 100, 150, 200 diye gider değil mi? Evet hocam. 25'in katlarını al. 25, 50. 50, 75, 100, 125. Bak dikkat et ikisinin de ortak katı. Aa. Zaten bu sayılar bu sayının bölenleriymiş. Çarpan ne demekti? Bölen. Harikasın. O zaman bölenlerini bulmak istiyorsak bunun da katlarını bulmamız gerekiyor. Hadi gel bakalım. bakalım. 24'ün katlarını alalım. 24, 48. 48, aynı zamanda 72 böyle gider. E, 96 böyle gider. 16'nın katını alalım. En kitab 5. sınıfta öğrendik bunu bu arada. 16, 16 32 kırk 48 al işte bak 48. Aa. Buradaki birle sayısının 48 olduğunu buldum bile. Bunun gibi akıl yürütme yapacağız. Mesela şekil sorusu gelecek karşımıza. Her sene geliyor. Şekil sorusunun gelmediği çarpanlar katlar sorusu neredeyse her yok neredeyse. Dikdörtgensel bölgelerin kenarları santimetre cinsinden ve dikkat et bir koşul vermiş birden büyük doğal sayılar eserimiş. Koşul koyarlar Bak, değil mi hocam? Aynen bu koşullar o kadar çok önemli ki sınavda çıkıyor. O yüzden ben bunların altlarını çiziyorum üstlerini boyuyorum falan filan ki göz, gözüküyor olsun. Sarı bölgenin alanları en az kaçar santimetre diye sormuş bize. Şuradaki iki tane sarı bölge. Tonguç Evren Bey burası 42'ymiş. Burası 55'miş. Onunsa burası 28'miş. Burası 44 okay, Bunların okay. hangisinin ortak yeri var? Bak, 50 ile mesela e, 35. Burada dokunuyorlar değil mi? Burada ortak bir kenarları olması gerekiyor. Yani evet. şu iki şu kenar ortak bunların. Bu ortak kenarı aynı olması gerekmiyor mu? Evet. 50 ile 35'in bir tane çarpanını veya. Beş göleni. mesela. Harika. Beş kere yedi, beş kere on diye Evet. Değil. Tak diye bak buna beş diyebilirsin. Başka bir şey olabilir mi zaman. Benim zor. bedava. Bir kere otuz beş, bir kere elli diyebilir misin? Diyebilirim. Diyebiliriz. Ama böyle bir birden büyük yıktı Patladı. O zaman iki olmaz, üç olmaz, dört olmaz. Beş dedim Bak beş, aklını evet. yürütün. Harikasın. işte aynı şekilde. Dikkat ettin mi Tonguç Eren Beyim bu, bu soru gelecek arkadaşlar. Çok dikkatli dinleyin. Bak kırk iki ile yirmi sekiz ortak kenarı bu değil mi? Evet. 42 ile 28 ortak bir böleni var mı? Hmm, 8. Yuh. 8. 6. Yuh. Evren mi? 4. 6 kere kaç 28'de? Ya, patladım. 4. 7, 7. Ha 7. 7 kere 6. 42 7 kere 4 28 alsana ortak kenarın 7 olduğunu bulduk. Şimdi geldik diğerine. 55 ile 44'ün ortak bir kenarı varmış. 11. Mükemmel üçü. 11 kere 5, 11 kere 4 alsana buradaki ortak kenarları bulduk. birden büyük olması şartıyla onu söylemiş zaten bize. Süper. Peki Tombuca Eladım benim. Burası 7 ise burası da 7 değil mi evladım benim? Evet. Burası da 7 değil mi evladım benim. evet. benim? Burası 11 ise burası da 11 değil mi evladım evet evladım hocam. Benim. Burası da 11 değil mi evladım evet. benim? Süper. Aa bulduk o zaman aşağısı 18. Şimdi bir dakika dur. Ona gelmeden önce aşağısı 18 ama sarı bölgelerin alanını topluyor. Şimdi Tonguç evladım benim hemen e, şeyi söyleyelim. En az kaçar santimetredir? Şimdi birazcık bizim bize bıraktığı işe. Şimdi dedi ki ben buraya kadar yaptım. Hadi şimdi kendi akıl yürütmeni yap diyor. Beynimizi kullanmamız En az diyeceğim. kaç sarı bölgenin alanı en az kaçar santimetre kare? demiş ki... ...dikdörtgen bölgelerin kenarları birden büyük olan. O zaman burası kaç olabilir acaba? İşte burada... ...ben akılımı yürüterek diyorum ki... ...burası en az iki olabilir. En Çünkü az iki. zaten alanları da en azını bizden sormuştu. Bir Dolayısıyla en az iki olabilir. Burası Aa, iki olursa... Bu da bizden istiyor Aynen. Burası iki olursa... ...altı, dört, iki daha... 12 santimetre. O zaman burası da 12 santimetre olmak o zaman zorunda. O 3. 5, 4, 9. Burası 3 olmak zorunda en az olabilecek şeyler. Bak akıl yürüt sadece akıl hüküm. Bir de diyebilirdim buraya. Bir kere santimetre cinsinden doğal sayılar demiş. Bir de diyebilirim ama bir demedim çünkü birden büyük demiş. Koşu o zaman de, önemli 5 hocam. Beş de diyebilirim. Yedi de diyebilirim. Bir milyon da diyebilirdim buraya. Diyebilirsin. Niye mi? demedim? Çünkü en az demişti. İşte bu akıl yürütmeyi yaparak diyorum ki iki kere yedi. On dört. On dört. Üç kere on bir. Otuz üç. Bu ikisini topla. On dört artı otuz üç ee, cevabımızı bulmuş olduk. 47 işte hiç gerek yok cevaba. Önemli olan ben sana yöntemi gösteriyorum. Ha. Ben sana balık tutmayı öğretiyorum. Gel bakalım şimdi sana baba. Günlük hayat problemlerinde tabii ki bomba ikili, EBOB, EKOK ikilisi kesin gelecek. Yani imkansız EBOB EKOK'un gelmediği şey. Burada şunu unutmayalım. Bir kere taktiğimiz bu kadar. Eş parçalarla farklı uzunluk oluşturmada EBOB'u kullanıyoruz. Farklı parçalarla eş uzunluk oluşturmada ekok kullanıyoruz. Ya hoca hiçbir şey anlamadım. Bir, bir felsefi şey anlamadım. cümle mi kurdun? Ya evladım benim. Sana verilen sayılardan daha büyük bir sayı bulmak istiyorsan ekok içinde küçük geçiyor dikkat et. Kıl kıllık burada. Tam tersi. Sana verilen büyük bir sayılardan küçük sayılar bulmak istiyorsan ebob. İçinde büyük geçmesine rağmen daha küçük sayı bulduruyor. Çünkü bölme var bunda. Bak bölme, bölme. Burada bölme var. Ebop'ta bölme var. Ekok'ta ise kat var. Daha büyük bir şey. Katlanarak büyüyor. Buradaki mantığı zaten biliyorsun. Şimdi mesela bir örnek. Adam sana böyle verecek. 64 santimetrelik bir uzunluk var. 80 santimetrelik bir uzunluk var. Eş parçalar kullanılarak 64 ve 80 santimetrelik borular elde etmek istiyor. ...bu küçük borular ne kadardı diye soruyor. Bak küçük boruları soruyor sana. O Ozan Ebo. 64 ve 80'in Ebo bunu bulacaksın. O da ne çıkıyor biliyor musun? İkisinin çarpımı 16 santimetre çıkıyor. 16 santimetre bir cevap. Evet. Patlarsın. Of. En fazla kaç santimetre diyor ama... ...bize koşulda vermiş. Bir parçanın boyu 10 santimetreden az derse. Ne Hayda. yapacaksın? Ne yapacaksın? Koşul verdiyse koşula uymak zorundasın. Ben 10 santimetre diye atlardım ama bir parçanın boyu ondan küçükse bak burada ise mantık şu. Bulduğun sonuç genellikle koşulda çıkmaz. Çünkü o kadar basit sormuyorlar LGS'de. O yüzden koşul yüzde yüz sınavda çıkacak karşın. Dolayısıyla koşulsuz soru gelmez. O kadar basit gelmez. O yüzden bunu hep gelecek gibi düşüneceksin. Koşula uymak için bak tekrar söylüyorum. Koşula uymak için EBOB'u böl, ekok katla diye prensibimiz var. Ne demek? EBOB mu buldun burada? Evet. Bu EBOB'ta değil mi? Evet. O zaman EBOB'u böl kardeşim. 16'yı 2'ye böl. 8. 16'yı 3'e e bölemezsin. 4'e böl. 4. Bunlardan bir tanesini seç. Tonguç evladım benim. Seç bakayım 8'i. İşte 10 santimetre küçük oluyor mu? Evet. O zaman 8 santimetre oh. bu kadar. En fazla soruyordu. Niye 16'yı 4'e bölüp de 4 santimetre bulalım? Çünkü en fazla soruyordu evladım Aa. benim. Ama 10 santimetreden de küçük olacağını söylemişti bize. İşte burası 8 santimetre neydi? Bu bir parçanın uzunluğu değil mi? Burada kaç parça vardır? 64'ü 8'e bölersin 8 parça buradan. Burada 80'i 8'e bölersin 10 parça buradan. Toplam kaç parça çıkar? 18. İşte bunları sorarlar. Birazcık daha 1 bir, iki adım sonrası sorarlar. Günlük hayatımızda boruların parçalarını hesaplıyoruz hocam. Evet gerçekten günlük hayatımızda evet inşallah. Plastik borular bilhassa. Evet geldik şimdi. Burada da Tonguç Elan Bey'im. Eğer sana uzunlukları verilen parçalar, küçük küçük pıtırcıklar var. Bu sefer sana pıtırcıkları veriyor. Ondan sonra büyük bir şey inşa etmeni istiyor. 8, 8, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 12. İkisinin de boyutları aynı olan borular oluşturuyoruz diyor. Koskocaman. Uzunlukları verilen parçalık uzunlukta borular elde ediliyor demiş. Hadi bakalım o zaman ne yapacağız? Hemen ekok yapmamız gerekiyor. Çünkü daha büyük bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Ekok ekokunu yaptığımız çıkar bunun. Bunların çarpımı hepsinin çarpımı. 8 kere 3 18. 24 saçma ama 24 bak 2 kere 4 2 kere 2, 4 4 kere 2, 8 8 kere 3 24. Aa. 24 santimetre ekokları çıktı mı? Çıktı. Peki sınav bu da bu kadar kolay verir mi? Vermez. Vermez. Nasıl veriyor evladım benim? Koşulu veriyor. Bir borunun boyu uzunluğu 100 santimetreden fazla derse demiş. Hayda. O zaman bu 24 santimetreyi kabul etmiyor, etmiyoruz. Çünkü ekoku koşula uydurmak için katlıyoruz çarp bakalım 24 2 ile 48 harika olmadı 100 santimetre az 24 3 ile çarp bakayım 76 süpersin 72, 72 pardon 24 4 ile çarp bakayım ee, 96 hala olmadı. olmadı ohan nesburt 4 ile çarp 5 ile çarp bakayım 50, 120, 120. işte oldu patladık. Harikasın. O zaman birinin uzunluğu en az kaç? 120 santimetreyi bak böyle bu şekilde. Benim yaptığım denemelerle aynı şekilde yapacaksın. Hiç merak etme. Oo. Üstü ifadelere geçtim zaten bunlar gidiyor. Hızlı gidiyoruz zaten, hocam. Zaten bak detaylı son tekrarımızda. Hızlı son tekrarımızda. Süper sorular çözdük. O sorular lütfen çok iyi bakın. Tekrar söylüyorum. LGS'de çıkarsa Onlar çok faydalı olur şaşırma. Yüzde yüz çıkar gibi sana özel uyarılar veriyorum zaten. Ve o sorular da o e, derslerde de verdim. O yüzden lütfen bunları dikkate al. Tabii ki üste ifadelere gelince hangi konular çıkmış hemen seninle beraber bakalım. Bir kere tam sayıların kuvvetten soru geldi. Çözümleme gelmeyen 100 -100 sene 100 yok. Yok yani öyle bir dünya yok üst ifade işlemlerden iki tane yazıyorum. Neden? Çünkü üst ifade işlemleri çok seviyorlar. Tabii ki diğer konularla bağlı. Mesela sana şöyle söyleyeyim. Çözümleme sorusunun içerisinde çok büyük, çok küçük sayılar e, bilmen gerektiren ifadeler geliyor. Veya bilimsel gösterim bir parçası olabiliyor. Ama direkt bununla alakalı soru gelmedi. Aa. Ama tekrar söylüyorum. Bunları bilmezsen bazen çözümlemeyi yapamıyorsun. Çözümleme sorusunu yapamıyorsun. Veya bunu bilmezsen sonuca ulaşamıyorsun. Hangi çıktı? A mı, B mi, C mi, D mi? i̇şte bilimsel gösterimin bunu... gösterimini istiyor. Dolayısıyla hani ben burada hiçbirisi gereksiz değil ama direkt sorunun geldiği kısımlar buralar Tonguç Erlen Tabii ki üstü ifadeler deyince aklımıza gelecek. Bakla giller. Hayır. İki giller, üç giller, beş giller, üst giller gelecek. İkinin kuvvetlerini onuncu kuvvetine kadar bil. Onuncu kuvveti geldi geçen seneki sınavlarda. İki üzeri on bin yirmi dört. Bu geldi dolayısıyla 200 euro o kadar bilelim? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 Tonguç evladım benim ve 1024'ü bilelim. 3 killerde 3, 9, 27, 81, 243 hatta 729 bile geldi geçen senelerde. Of inanılmaz. Yani buraya 729'u 3 üzeri altının olduğunu da bilmemiz gerekir. Beş 5, 25, 525, 125, 625, 3125 şeklinde ilerliyor. Bunları bilmeden sınava gidip nüfus cüzdanı almadan sınava gidebilir İşte aynı onun gibi yani bunlar gerçekten de çok değerli. Şimdi hadi gel bakalım sana tablo kutucuk soruları nasıl geliyor? Çözümlemen Sen Çözümle de değil mi hocam? Şimdi mı? bir kere hani e, bir çözüm şimdi kutucuk soruları da şöyle geliyor onu söylemek istiyorum. Mesela adam bize 2 üzeri 3 diyor şöyle şöyle kutular veriyor. 5 üzeri eksi 2 diyor. İşte 4 üzeri 0 diyor. 3 üzeri 1 diyor. Eksi 2 üzeri 0 diyor. İşte 1 üzeri 70 diyor. Şimdi kutucuk sorularında da şunu soruyor. İşte bununla, bu, buradaki iki sayının çarpımı en fazla kaç olur? Burada Veya bu, ikisini, bu iki sayısının çarpımı negatif olur mu? Şimdi buradaki bütün sayıları bilmen gerekiyor. 2 üzeri 3'ün 8 olduğunu, 5 üzeri 2'nin 1 bölü 25 olduğunu, 4 üzeri 0'ın 1 olduğunu, 3 üzeri 1'in 3 olduğunu, eksi 2 üzeri 0'ın patladığın eksi 1 olduğunu, <laughs> eksi 2 üzeri 0 eksi 1'dir Tomuş Erdoğan Bey'im. Dikkat et. Neden? Çünkü 2 üzeri 0'ın... Ee, bir olduğunu biliyoruz. Başında Aa. eksi var. Yani dikkat edin. Eksi iki üzeri sıfırla eksi iki üzeri sıfırı karıştırma diyorum. Bunlar çok hayati şeyler. O yüzden göstermek istiyorum. Bir üzeri yetmişinde bir. Bir olduğunu biliyorsun zaten. Harikasın. Şimdi bunlar zaten bizim için önemli. Bunları biliyoruz. Bir de tablo sorularında sana şunları göstermek istiyorum. Mesela adam demiş ki Ocak, Şubat, Mart bir şirketin karları diyelim kar miktarları TL olarak 0,06. Bir şirket bu ya. Ne biçim bir şey sayılar Allah'ım ya Rabbi. aylık toplam kar kaç TL'dir diye sormuş. Bak hem işlem sormuş bize. Bir kere Tonguç Eren Bey virgüllerden kurtulalım ki rahat rahat işlem yapalım. O yüzden çok büyük çok küçük sayıları bilmemiz gerekiyor. Virgülden kurtulmak için bunu ne yaparız Tonguç Eren Bunu aslında bak. Üç hane sağa kaydıracağız. Üç hane büyütürüz. Ya bak her zaman şunu bil. 0,064 varsa bunu 10'la çarparsan Sıfır olur. Bir tane daha ona çarparsan altı virgül Bir tane daha ona çarparsan altmış dört Bir tane daha ona çarparsan altmış Bir tane daha ona çarparsan altı bin Süpersin. İşte bak burada kaç basamak aşağı doğru gidiyoruz? 1 2 üç tane. Yani 64 dört çarpı on üzeri 3 basamak aşağı gidersek bunu yukarıya doğru çıkarmamız gerekiyor. Daha sonra pardon özür dilerim. Bunu üç basamak büyüttük değil mi? Sıfır sıfır altmış dört. yaptık. Büyüttük. Bunu da Azaltmamız gerekiyor ki denge salansın Yin yang hatırlıyorsun bunlar böyle bir sembol sembolleri her var. Her iyinin içinde bir kötü, her kötünün içinde bir daha kötü vardır. Aynen saçma sapan şeylerle uğraştırıyorlar bizi gerçekten. Hocam siz yani, yoga yapıyor musunuz? Yoga, pilates her türlü sporlara açıyor. Namaste. Namaste diyorum sana da evet. Dolayısıyla 64 yaptıysam bunu büyüttüm burada küçülteceğim. 10 üzeri 3 ediyorum. Bak dikkat et. 10 üzeri 6 10 üzeri 3'e düştü. Aynı şey buna yapalım mı? 16 bunu yaparım. iki basamak büyüttüm bunu. Şimdi bu ne olur Tonguç Hanım? Küçülür 2 basamak. 10 üzeri 3 olur. Allah Allah aynı oldu. Ayarlamışlar mı acaba soruyor. Bunu 1 2 3 4 basamak küçültüyorum. 45 etti çarpı. Bunu da 4 basamak küçültüyorum. 10 üzeri 3. Allah o. Allah. 64 elma. 16 elma, 45 elma daha. Ne eder desek? 70 80 125. ...elma eder, elma da 10 üzeri 3'tür. Peki bunu bilimsel gösterim şeklinde gösterebilir misin? Göstereyim. Bilimsel gösterim neydi onu da hatırlatayım sana. Buradaki sayıyı 1 ile 10 arasında sıkıştırman gerekiyor. Yani 1,25 çarpı 10 üzeri yazman gerekiyor... Bunu iki basamak küçültürsen sayıyı, sayıyı bak 125 gibi büyük bir sayıyı 1,25'e indirgedin. O zaman bunu büyütmen gerekiyor değil mi? Evet. Üçü iki basamak yukarıya çıkarsan 5 Yani 1,25 çarpı 10 üzeri beşte bunun bilimsel gösterimidir aman unutma diyoruz. Geldik buraya. Şimdi altı çizgi metodu bizim için çok önemli çünkü çözümleme sorusu yüzde yüz çıkacak arkadaşlar. %100. Yani çözümlemenin çıkmadığı sene yüzde bin yazdım hatta buraya kusura bakma matematiksel bir hata yaptım. Ama bunu yazmak zorundayım. Çünkü gerçekten de yüzde yüz çıkar dediğimiz soru tipi burası diyoruz. Peki nasıl bir çözünürlük sorusu? Gel sen de beraber yapalım. Bak böyle bir ifade verdi ABC Ürünleri kütlerine göre sırala. hangisi daha büyük hangisi daha küçük. Ya kardeşim altı çizgi metodunu kullanıyorum. Altı çizgi metoduna göre ortaya bir virgül koyup soluna sağına üç tane çizgi koyuyorum. Ve bunlar da on üzeri sıfır, on üzeri bir, on üzeri iki, on üzeri eksi bir, on üzeri eksi iki, on üzeri eksi üç şeklinde gidiyor. O zaman söylemişsin bana a sayısını yazalım sana. Bak. Altı çarpı on üzeri sıfır o zaman buraya altı yazdım. Virgül diyorum. Beş çarpı on üzeri eksi iki o zaman buraya da beş yazdım. Bu arada da bir sıfır olması gerekiyor. Diğerlerini yazmama gerek, Altı yok. sıfır 6,05'miş sayımız. Geldik. A, B sayısını yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri 1. O zaman buraya bir iki yazdım. 10 üzeri 1'ler basamağına. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buraya bir 5 yazdım. Virgül zaten buradaydı. Altı çarpı 10 üzeri eksi 2. Buraya da 6 yazdım. Buraya da araya sıfır koyuyorum. Aa. Bunları yazmama gerek yok. Başındaki ve sonundakileri yazmama gerek yok. 20,56 oldu. C'ye bakıyorum. Hadi bakalım. 7 çarpı 10 üzeri 0. Buraya 7 yazdım. Virgül yazdım. İki çarpma üzeri eksi üç. Buraya da iki yazdım. Buralara sıfır koyuyorum. Başlarına ve sonlarına bir şey yapmamı gerekiyor. Araları doldurabiliyorum sıfırla. O zaman bak. Altı virgül sıfır beş. Yirmi Hangisi daha büyük? Yirmi Tabii ki. B daha büyüktür. Sonra? C. Sonra A. A. Süper. B, C, A şeklinde sıralamamızı yaptık. Harikasın, süpersin, olağanüstüsün. Peki, geldik seninle beraber. Şekilli sorular. Şekilli sorularda çıkmadığı sene yok. Gerçekten çok seviyorlar Milliyetin Bakanlığı şekilli soruları. Hatta işte 2020 LGS sorusuna bak bakar mısın Allah aşkına? Şu, bu bir şekilli soru. Bismillah. Bu bir şekilli soru. İki. Yani şekilli sorulara bayılıyorlar. Ondan sonra bir bu, üç. Bir bu bir şekilli soru. Bu bir şekilli yani soru. Bakar mısın? Aman Allah'ım, şekilli soru. Şekilli soru. Yani buradaki şekilleri açıklayabilmen gerekiyor böyle şekilli soru. Yani sınavın yarısı öyle. Yani matematiğin Allah yarısı Allah Allah. üçte birinden fazlası öyle. Dolayısıyla bizim için çok değerli bu şekilleri nasıl ayırt ediyoruz? Şimdi Tonguç'um şöyle bir alan sorusu varmış. Bak, bu bir kareymiş. Bu karenin bir kenarı 4/3 santimetreymiş. E burası da 4/3 santimetreymiş. Şimdi bu karenin bir sürü parçaya ayrıldığını söylemiş. İşte o anlatmış da anlatmış, anlatmış da. 2020 LGS sorusuna bakar mısın? Aynı benzeri aslında bu. Böyle bir şekil vardı. Şimdi bak anlatmış da anlatmış, anlatmış da anlatmış. Sonra demiş ki bunlar eşlik dörtgen. 2, 3, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane var mı demiş. Bu dokuz ve 10 tane var mı demiş. 10 tane eşlik dörtgen. Ama burada bir tane ufacık pıtırcık kare koydun Allah Allah. Ya anlatmış da bize bak buradaki sır şu. Bize diyor ki mavi bölgelerin alanlarını toplamını soruyor. Burada herkes inanılmaz zorlandı bu soruyu yaparken. Ama aslında çok basit bir taktiği vardı. Buradaki bütün dikdörtgenlere eşli mi Tonguç'um? Evet. Bizden ne istiyor aslında? Bu kareyle bu iki dikdörtgenin alanının toplamını istemiyor mu? Evet. Mavi alanları soruyor. Evet, evet. O zaman Tonguç beyim, Bu iki dikdörtgen ve bir kareyi böyle ayrı ayrı sapıtık sapıtık yerlerde düşünecekken... ...ben bu maviyi alsam da... Şurada düşünsem hiç burada mavi yokmuş gibi görsem. Aa. Burada düşünsem o zaman şöyle bir karenin aslında bu kadar parçası olmuyor mu bana sorduğu evet, yer. Evet. Burada hiç beyaz var diye düşün. O zaman Tonguç Bey... Bura dikkat eder misin bak dikkat et. Şurası aslında bize sorulan yer. Burası büyük karenin kaçta kaçı ona bakıyoruz. Diyorum ki ya bak ya Burası bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz parça. Dörtte biri. İki tanesi burada var. İki tane, iki tane, iki tane diye ayırırsam. Bu aslında büyük karenin dörtte biri. Bir bölü dördü. Bu da bir bölü dördü. Bu da bir bölü dördü. Bu da bir bölü. O zaman ya benim bulmam gereken şey şu. Büyük karenin alanı bul. Dört üzeri üç çarpı dört üzeri üç bölü dört bitti bu kadar. Dünyadaki en basit sorulardan bir tanesiydi ve bunu birçok arkadaşımız yapamadı. Emin olun yani hani sınavda geldiği zaman tabii heyecanla yapamıyorsun. Buna karşıyorsun. Zamana heyecanı evet çok ayrı bir şey biliyorum farkındayım ama bu kadar basitti bak. 4 üzeri 6 eder. Bu ikisinin çarpımı. Tabanlar aynı. Üstler toplanır. Bölü 4. Üzerinde 1 vardır bunun aslında biliyorsun. Bu ikisini bölersek de 4 üzeri bunda üstler çıkar. 4 üzeri 5. Cevabımız 4 üzeri 5 şıklarda var mıdır? Vardır. Yoktur. Patlarsın çünkü neydi? Hemen üstü güller geldi. 4 aslında 2'nin karesiydi. 2'nin karesinin 5. kuvveti 2'nin 10. kuvvetiydi. Aslında mavi bölgeli alan. Yani aslında bizim bulmamız gereken şey bu kadar basitti. Tüm şeklin kaçta bak akıl yürüttüm ve sonuca gitmeye çalıştım. Sınavda sınav heyecanıyla bunu yapamayabilirsin. Zaten bu da sınavda bu arada. Sonra geçeyim değil mi hocam? Bu arada mesela sınav taktiklerini anlatacağım sana merak etme. Kesinlikle ve kesinlikle sınav heyecanında benim bu söylediğim taşıma işi aklına gelmeyebilir. O yüzden Lütfen yuvarlak at geç. Yapamayabilirsin de bu soruyu. Helal olsun. Ama yeter ki soruya çok fazla zaman harcama ve başka sorulara zamanını harcayacakken bunu da kaybetme diyoruz. Ve geçiyoruz. Karaköklü ifa. Bu arada bu soruyu da bayağı bir arkadaşımız yapamadı. Onu da söylemek istiyorum. Hocam kimsenin yapamadığı sorular daha çok puan oluyor değil mi? Ya hayır ne alakası var? Evren bütün sorular aynı puan. Dolayısıyla her soru aynı puan olduğu için bir tane soruyla 10 dakika arayıp diğer sorular patlarsa Perişan olmayasın. Çünkü en önemli taktiklerden bir tanesi sonuç çeren benim zor sorular aynı puanı getiriyor kolay sorularla. Kolay soruları ilk başta bitirmek en önemli taktik. Şimdi geldik kareköklü ifadelere en popüler konu. Peki Poppy. nasıl çıktı? Nasıl çıktı sorular? Bakalım. Tam kare sayılar ve kareköklü her sene çıkar. Yaklaşıklar iki tane atıyorum. Neden? Çünkü iki sorunun içerisine geldi 2020'de. Yani bir tane sorunun içinde tam vardı, tam yaklaşıklar. Bir tanesi de Mesela işte e, doğal sayı pardon onda neydi? Dört işlem sözcüğü bir de yaklaşık değeri vardı içinde. Bir de kombo yapmış. Kombo menü yapmışlar gerçekten de. Ve dört işlem zaten istisnasız her sene geliyor. Ondalık sayıların karekökü de gelmişti 2020'de. Onu da söylemek istiyorum ama hani bu sene belki doğal sayı yapan çarpan gelebilir. Analiz yaptığımız zaman olabilir. Ve bunun bunların bunu bilmeyen zaten sınava girmesin. diye. Çünkü bunu bilmeden zaten dört işlem yapamıyorsun bu arada. Aa. Doğal sayı yapan çarpan çok basit bir şey bunu bilmek lazım. aynı karekökle çarpıyorsun. İrrasyonel ve gerçek sayılardan soru gelmiyor çok uzun bir zamandır ama yine de hakim olmamız gerekir diyoruz ve geldik. Hadi bakalım senle beraber şekilli sorular, alan çevre soruları karşımıza çok geliyor. Peki nasıl olacak şimdi? Tom çelamem karekök ifadelerin temel bir mantığı var. Bir kere tam kare sayıları adın gibi bilmen gerekiyor. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Bu kadar kesin bileceksin nüfus cüzdanını bırakarak sınava gidebilir misin? Hayır. Bırak. Aynı öyle. Bunları bilmeden sınava gitme zaten. 121, 144, 169, 196, 225, 15'in karesine kadar. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü 144, 121, 169 yani 13'ün karesi, 12'nin karesi, 11'in 12 karesi, 12 karesi çok soruyor sınavda sınav komisyonu. 256, 289, 324, 361, 400'e kadar mutlaka bilelim. E, 625, 25'in karesi, 300, e, 900'de 30'un karesi. 40'ın karesi nedir? Evet, 16. 16. bin. 1600, 16 bin diyor. i̇ki tane sıfır oluyor sonunda. Şimdi bu tam kareler bizim çok önemli. Ve bunların da bir cetveli var yaklaşık değer yani hesabı için. Biraz göstereyim. Bak karekök bir birdir. Karekök dört ikidir. Karekök dokuz üçtü. Yani bir iki üç dört beş altı değil. sayı doğrumuz vardı ya. Bunları karekök ifadelere yapıyorum. Onu da gösteriyorum. Şimdi Tonguç aslında çok basit bir şey var. Şekilli sorularda alan çevre sorularında bizim en önemli bilmemiz gereken şey şu. Eğer bize bir alan verildiyse. Mesela Alan öküz olsun, hmm. öküz santimetre kare. O zaman bunun bir kenarı nedir desem Uzayı. ne yapayım? Hayır, hayır. karekök öküz dersin toya. Bak ne kadar işten söylüyorum gibi. Kare Karekök öküz dersin. Mesela alanı 12 olan bir kare, bir kenarı nedir? Karekök on iki. But bir O olan İşte hemen bunun karekök on iki olduğunu biliyoruz. Karekök on iki nedir biliyor musun? Üç kere dört. 12 olduğu için 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 karekök 3'tür. O zaman bir kenarının 2 karekök 3 olduğunu hemen Aa, nasıl yazdım bunu? Allah'ım Japonca yazdım. 2 kök 3. Aa Japonca söz. biliyor musunuz hocam? Biliyorum tabii ki. Şimdi bak burada e, Arigato Hiroshima Kawasaki. Ee, Mazda. evet Mazda. Mazda na Mazda. Evet Mazda na <laughs> Mazda harikasın. Yukarıdaki dikdörtgen kare ve dikdörtgen şeklindeki iki parçaya ayrılmıştı demiş. Büyük bir dikdörtgen var. Kare ve dikdörtgen ayrılıyor büyük dikdörtgenin alanı kaç santimetre kare diyor soruyor bize. Hayda. Hayda. Şimdi burası iki köküşse burası da iki köküş. Burası da iki köküş. Burası da iki köküş değil mi Tonguç evet. Bak bir tane alandan bütün kenarlarını bulduk. Peki Tonguç burası iki köküşse bu dikdörtgen olduğu için burası da iki köküş değil mi Tonguç evet. Harikasın. Ve küçük dikdörtgenin çevresi. Bak büyük dikdörtgen küçük dikdörtgenin çevresi on iki köküşmüş. Elmarut hesabına hoş geldin diyorum Oo. sana. Bununla bunu topla. Bununla bunu topla toplamı 12 kökü etmesi gerekiyor. 12 kök 3 bu ikisinin iki katı değil midir? Evet. Kısa kenarla uzun kenarın toplamının iki katı çevresidir. Çevre nasıl biliyordu? 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar da dikdörtgende. Bunda bunun toplamının iki katı 12 kök ise bunda bunun toplamı 6 kök 3 değil midir Tonguç Eren Bey? Evet. O zaman bu iki tane elma ise bu da 4 elma olmuyor mu Tonguç evet. Bak normal elma armut hesabından resmen 8. sınıf matematik sorusu çözüyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi geldik. Büyük dikdörtgen onu sormuş. Yani dünyadaki en basit şey. Uzun kenar çarpı kısa kenar. 2 kök 3 çarpı 6 kök 2 kere 6 12 kök Harikasın. Burası 6 kök Burası 2 kök 3. 2 kök çarpı 6 kök 2 kere 6 12. 12. Kök 3 çarpı kök 3. Mükemmel bir zeka hesabı. Zaten doğal sayı yapan çarpan soruları da bu şekilde yapılıyor. Mesela bunu doğal sayı yapmak istiyorum. Kök çarpmam gerekiyor. 10 kere üçte 36 santimetre kare diyorum. Cevabı 36. Sor, sorunun cevabı ne olduğu önemli değil. Sorunun cevabının nasıl e, olduğu, ne kaç olduğu hiçbir önemi yok. Ne yaptığımızın önemi var. Dolayısıyla benim size gösterdiğim şey Tom benim burada. Aslında bu yöntemle el marmut hesabının işte bir kenara nasıl ulaştığımızın önemi aslında buradan geliyor Tomuç Eren Bey. Geldik en önemli konulardan bir tanesine o da tabii ki yaklaşık değer. Yaklaşık değerde her şeyi adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Acayip önemli yaklaşık değerde her şeyi adımız gibi bileceğiz. Çok dikkatli dinle beni bak burası çok önemli. Şimdi cetverin başlangıç noktasına dikkat ediyoruz. Burada genellikle cetvel soruları veriliyor ve yaklaşık derde mesela bu kalemin boyu ne kadardır diye sorabilir. A, B, C, D şıkları var diyelim. A, B, C diyelim. Hangisi olacak diye soruyor. Şimdi bir kere burada bilmemiz gereken şey şu. Kalemin boyu kaç santimetre dediği zaman A 7 ile 8 santimetre arasında 7 ile 8 arasında ee, arasında ama 8'e daha yakın. Ya hayır. Hayır, 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 hayır. Neden? Çünkü başlangıç noktasına dikkat etmedin. Boyunu ölçmeye adam birden başlamış. 7 ile 8 arasında diye en son gördüğün şey var ya... ...bir başlangıç noktası olduğu için bunu çıkarman gerekiyor. 7 ile 8 arasında değil, bir çıkar her ikisinden... ...6 ile 7 arasında yazıyorsun aslında burada. 6 ile 7 arasında, 6 7 santimetre arasında... ...ve 7'ye daha yakın, 8'e yakın diyeceğine... Yediye daha yakın diyoruz. Peki geldik şimdi senle beraber nereye geldik? Ee, Bunlar da hangisi buna uyar? Şimdi burada da A kare kök B'yi tersine çevirme var. Ne yapıyoruz? Bunu içeriye atıyorum. Bu içeriye girerken kare kök içinde on vardı zaten. 2 karesi şeklinde yani dört diye giriyor. Dolayısıyla kare kök kırk oluyor. Buraya bakıyoruz. 3 içeriye 9 diye giriyor. Dolayısıyla 5 kere dokuzdan kare kök kırk oluyor. Bu 5 içeriye 5 25 diye, diye giriyor. 2 kere 25'ten karekök 50 oluyor. Şimdi karekök 50 mi, karekök 45 mi, karekök 40 mı? Hangisi 6 ile 7 arasında? Gel seninle beraber bulalım. Tam kare sayılar neydi? Tam kare sayılara bakıyoruz. Tam kare sayılarda. Ee, hemen bakıyoruz diyoruz ki 6 ile 7 arasında. 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49. O zaman 36 ile 49 arasında olması gerekiyor. Hangi bunu attım bir kere. 49'dan daha büyük bu. E, bu veya bu olacak. Şimdi 36 ile 49 arasında olacak ve 7'ye daha yakın olacaktan, yani 8'e yakın diye ya, bir çıkardım 7'ye daha yakın olacak. E, 49, 45 birbirine daha yakın. 40, 36'ya daha yakın, 45'te 49'a yakın. O zaman hangisini seçerim dersek tabii ki 45 seçerim. 3 karekök 5'tir cetvelin uzunluğu diyebilirim. Olabilir tabii ki. Bunu kesin net bir şekilde söyleyemem. Mesela böyle bir soru var. Bu sorularda da sınavda çıkıyor bu arada. Hani bu tarz e, geçtiğimiz senelerde yine çıktı. İşte bir parkur koşusu sorusu. İşte her birisi 2 metre olan bir gülle atma sorusu. Başlangıç çizgisinden 7 karekök 3 metre uzağa düşen gülle kaç numaralı bölgeye düşer demiş bize. Hemen bakalım. 2-2-2-2 şeklinde ilerleyen işte burası e, bilmem, burası 4 metre, burası 6 metre, burası 8 metre, burası 10 metre şeklinde giden bir şey var. 7 kare köküçün nele ne arasında olduğunu yaklaşık değerini bulmamız gerekiyor. 7 kare köküç aslında 7 içeriye girerse 49 kere 3'tür. 49 kere 3 de 150 diyeceğimize 147 deriz. Karekök 147. Geldik. 147 hangi iki tam kare arasındadır? 144 ile 169 arasındadır. 144 12'nin karesiydi. 169 13'ün karesiydi. O zaman demek ki 147 de 12 ile 13 arasındadır. Ama dikkat et. 147 144 de çok yakın. O zaman 12'ye çok yakın olacak. Ve 12 ile 13 arasında olacak. Gel bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 metre gitti. 12 ile 13 arasına gelecek. O zaman buralara bir yere gelecek ve 12'ye daha yakın olacak. Ve burada şu çizginin yani 7. bölgesine düşmesi gerekiyor şeklinde bir yorum yapabiliyoruz. İşte bunların her birisi yaklaşık değeri bilmekle yapılabiliyor Tonguç evladım benim geldik görsel yetenek sorularına. Şimdi bir kere bu tarz sorularda her zaman sınavlarda çıkıyor. Al sana sayısal 2020 sayısal kitapçığımızda. Al sana bak mesela çok benzer bir soru göstereceğim. Şöyle bir görsel yetenek sorusu. Dikdörtgenleri böyle böyle koymuş. Hatta şöyle bir yaklaştırırsam dikdörtgenleri böyle böyle koymuş. Bir cebirsel ifade sorusu bu aslında. Biz bunu kareköklü ifadeyle gösteriyor sana. Bak demiş ki bize böyle o koydum diyor iki tane eş dörtgeni... Bak bu kelime çok önemli bu arada. Eş dörtgeni Yani bunun kenarlarıyla bunun kenarları aynı. Ve bu tarz sorularda yüzde doksan kısa kenar uzun kenarı mutlaka anlayabilmek gerekiyor. Burası kısa burası uzun kenar. Burası kısa burası uzun kenar. Şimdi, şimdi buna kısa kenar diyorum. Buna uzun kenar diyorum. Buraya da kısa kenar diyorum. Buraya da uzun kenar diyorum. Buraya da kısa kenar diyorum. Buraya da uzun kenar diyorum. Buraya bilmiyorum. Bu arada kalmış bir şey. Tamam. Yandaki gibi üste konmuştum. Şeklin yüksekliği 7 karekök 2 ymiş. Yani uzun ve kısa kenarın toplamı 7 karekök 2 ymiş. Tamam. Şeklin çevresi 24 karekök imiş. Hmm. Bunun çevresi. Yani buradan gel, mesela buradan ben başladım diyelim koşu pistinde. Böyle gittim. Böyle gittim. Sonra böyle, gittim, sonra böyle gittim. 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 Çevresini tur attım ve 24 kök yol aldım. Dikdörtgenlerden birinin alanı nedir diye soruyor bize. Bunlardan bir tanesini al Şimdi burada uzun kenar artı kısa kenarın 7 kare kök 2 olduğunu bulduğum neden? Çünkü burası uzun artı kısaydı. Şimdi dikkat et. Bu çevreyi yaparken ben böyle bir yol gitmiştim. Uzun artı kısa. Sonra bunu geçelim. Böyle bir uzun artı kısa var. Bir tane daha uzun artıksa var. Dolayısıyla ben bunun çevresini giderken aslında üç tane, üç tane uzun artı kısa yani yedi karekök kök iki gittim. Üç tane yedi karekök kök iki, üç, 3 kere, kere yedi kare kök iki, yirmi bir kare kök iki eder. O, ve bir de bu kıl bölgeyi gittim. Dolayısıyla 21 karekök gittim. Bir de bu kılı gittim. 24 karekök gitti. O zaman bu kıl 3 karekök kök 2 eder. Yani 24 elmadan 21 elma çıkarsa 3 tane elma çıkar. Burası çok önemli. Şimdi bu kıl aslında nedir? Bunu anlarsak soru bitiyor. Nedir biliyor musun? Burada bu kılın aslında dikkat edelim. Burası kısa kenar. Şurası şu kısaysa bu da kısa. Şunun hepsi uzun kenar. Uzun kenardan yani bütün hepsinden bunu çıkartınca bu kıl çıkıyor. Yani bu aslında 3 kare kök 2 dediğimiz şey uzun eksi kısa kenar ediyor diyoruz. E uzun artı kısa kenar da buydu. E uzun artı kısa kenar 7 karekök kök 2 idi. Uzun eksi kısa kenar 3 kare kök 2. O zaman kaç olur bir diye düşünüyorum. Akıl yürütüyorum. Diyorum ki ya kardeşim e, bu iki, iki elmayı toplayınca 5 kare kök ediyor. 7 kare kök ediyor. Çıkartınca da 3 kare ediyor. O zaman bu 5 kare kök 2'dir. Bu da ee, e, ...iki kare kök ikidir diyorum. Dikkat edin. Toplayalım yedi. Çıkartalım. Beş eksi iki, üç. Yani aslında kare görmezsen... ...iki şeyin toplamı yedi, iki şeyin farkı üçse... ...bu iki şeyin bir tanesinin beş, bir tanesinin iki olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Farkları üç, toplamları yedi. Beş ve iki diyoruz. O zaman diyorum ki... ...ne sormuştu bize? Birinin alanını sormuştu. Bir, o zaman ben... Kısa kenarın iki karekök 2, uzun kenarın 5 karekök 2 olduğunu buldum. Bu ikisinin çarpımında 5 karekök 2 çarpı iki karekök 2'den 5 kere 2, 10 karekök 2 çarpı karekök 2 iki, iki olduğu için de top cevabımızın 20 santimetre kare olduğunu söyleyebilirim veya birim kare fark etmez. Şimdi de geldik veri analizi başlığımıza. Veri analizi zaten sınavda kesinlikle 3 tane sorunun geleceği önemli bir başlığımız. Şimdi burada 2020 LGS analizini yaptığımız zaman bir kere grafik çeşitlerinden soru gelmiyor. Zaten grafik çeşitlerini bilmeden soruları yapamıyorsun. Yine alt başlık olarak düşünebilirsin. Grafikler arası dönüşümden inanılmaz soru geliyor. Yani bütün grafik çeşitlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve bunların arasında en önemlileri sütun ve daire grafik Tonguç Eren Bunları gerçekten inanılmaz hakim olmuyor gerekiyor. Peki grafik sorularına bakalım. Şimdi bir kere karşılaştırma soruları karşımıza geliyor. Şimdi mesela A B diye iki tane ayrı özellik vermiş bize. Demiş ki A ve B fabrikalarında çalışan işçi sayıları demiş. Şimdi bak burada A fabrikası ve B fabrikasında hangisinde daha fazla iş çalışıyor desem tak diye B fabrikası diyebilirsin. Bunu da söylerken bunun toplam açısının 360 derece olduğunu bilip geriye kalan açının 210 derece olduğunu bilerek söyleyebilirsin. Dolayısıyla B fabrikasındaki insan sayısının A fabrikasındaki insan sayısından daha fazla olduğunu söyleyebilirsin. Hatta şöyle bir orantı da yapabilirsin. Burada 150 kişi çalışıyorsa burada da 210 kişi çalışıyordur. Net bir şekilde söyleyebiliriz. Hatta öyle bir mantıkta yürütebiliriz. Şimdi göstereceğim sorunun nasıl çözüldüğünü. Burada demiş ki A ve B fabrikalarında bir günde üretilen ürün sayıları. Bak A'da daha az insan çalışıyor, daha az ürün üretiyorlar. B'de daha fazla insan çalışıyor, daha fazla ürün üretiyorlar. Ve bize demiş ki hadi bunları kıyaslayalım. Grafiklere göre hangi fabrikada kişi başına üretilen, kişi başına üretilen ürün sayıları daha fazla diyor. Şimdi bak böyle bir sınav sorusu geldi. Ne demek kişi başına üretilen ürün sayısı? Şimdi burada 150 kişi var. Burada 210 kişi var diyelim. Hadi sallayalım. Burada 3 tane ürün üretiliyor. Burada 5 tane üretiliyor. Bak 1 2 3 1 2 3 4 5. 5 tane ürün üretiliyor. Burada üç tane üretiyor mesela üç araba üretiliyor mesela burada beş araba üretiliyor burada 150 kişi var burada 210 kişi var peki bir kişi başına kaç tane ürün üretiliyor acaba bunu bulabilmek için diyorum ki aslında yapmamız gereken şey üçü buradaki insan sayısına bölmek mesela diyelim ki bir elin nesi var iki elin sesi var demiş değil mi aynı onun gibi düşünelim üç tane ürünü 150 insan üretiyor e, gibi bir mantık çıkartabiliriz buradan. Burada 5 tane ürünü 210 insan üretiyor şeklinde bir mantık çıkartabiliriz. Çünkü kişi başına üretilen ürün sayısını sormuş. Hangisi daha fazla diye soruyor bize. Şimdi burada ürün sayısını kişiye bölersek A için söylüyorum. 3 bölü 150 kişi var diye sallıyorum. B için söylüyorum. ...5 e bölü 5 ürün üretiliyor ve 210 kişi var diye düşünüyorum. Hangisi daha fazladır bunları bulmak isteyeceğim. Hemen bunları sadeleştirelim mesela. Bunları sadeleştirince 1 bölü 50 çıkıyor. Bunları sadeleştirince 1 bölü 42 çıkıyor. Hangisi daha fazladır? 1 bölü 50 mi 1 bölü 42 mi daha fazladır diye düşündüğüm zaman diyorum ki... ...ya kardeşim payda büyük olursa sayı küçük olur. O zaman 1 bölü 42 daha fazladır. Demek ki B'de kişi başına üretilen ürün sayısı daha fazladır şeklinde bir yorum yapabilirim. Böyle kıl sayılar gelebilir. Dolayısıyla kıl sayılara alışkın olmamız gerekiyor. Mesela burada kesirlerin karşılaştırması gelebilir. Bunlara alışkın olmamız gerekiyor. Bunun başka çözüm yöntemleri var mı? Evet daha doğru sayılar, daha basit sayılar vererek de yapabiliriz bunları. Ama tekrar söylüyorum burada göründüğü kadarıyla 150 kişi, 210 kişi salladım direkt. Bunlara şöyle diyebilirim. Mesela bu 30'un 5 katı, 30'un 7 katı. Buna 3 e, insan var diye bildin. Buna da 5 insan var diye bildik. Buradaki orantıyı da bunlara getirirdik. O zaman A'da 3 üretiliyor. Pardon. 3 7 insan, 5 insan. 5 insan, 7 insan var diye bildik. 5 insan, 7 insan. 5 kere 3, 7 kere 3. Aslında açılarına göre orantı kuruyorum. Diyorum ki 3 bölü 5 5 böyle 7 gibi sayılarla da aslında çözebildik. Farklı farklı çözüm yöntemleri var. Ama tekrar söylüyorum. Burada temel bilmemiz gereken şey şu. Kişi başına üretilen ürün sayılarını bulabilmek için ürün sayısını, buradaki ürün sayısını kişi sayısına bölmemiz gerekiyor. Her fabrika için ayrı ayrı yapmamız gerekiyor. Ne yaptık burada aslında? Sütün ile daire grafiğini birleştirmiş olduk. Geldik hemen birer adet KLM ürününün toplam maliyeti 120 TL'dir diyecek ne bir soru var. Şimdi burada hem tablo vermişiz hem de daire grafiği vermiş. Ve demiş ki... Ürünlerin birim maliyet fiyatı böyle 60-120 toplamı 360 olması için 180 olması gerekiyor. Hemen yani hesapladım bunu daha 180 derece. Ee, ürünlerin birer tanesinin satış fiyatı daire grafiğine çevirilse demiş. Ee, şimdi burada ürünlerin kar yüzleri. şimdi bunların toplam maliyeti 120 TL'ymiş. birim maliyet fiyatları bu şekilde bölünüyormuş bu 120 TL'de bunlara da kar yüzdeleri koymuş adam bize kar yüz koymuş ve bunlara kar edersek demiş yani maliyetin Neydi formülümüz aslında? Maliyetle karı toplarsak satış fiyatını ediliyoruz. İşte satış fiyatının daire grafiğine çevirirse burada ne olur? Daire grafik birimleri çevleri, açıları ne olur diye soruyor bize. Şimdi yapmamız gereken şey şu: Maliyet ne demek? Alış fiyatımız. K ürünü, L ürünü ve M ürünü birer tanelerini almak için toplam 120 TL ödüyormuşum ve en maliyetti de bana hangisiymiş? K'ymiş. Bak yarısı neredeyse K. O zaman 120'nin yarısı nedir? 60 TL. İşte bu 60 TL, 60 TL aslında bizim için e, K'nin maliyetidir. İşte ben 60 TL'lik K maliyetine artı bir de kar ekleyeceğim. Ne kadar kar ediyormuşum burada? K'de e, %20 kar ediyormuş. 60'ın %20'si. Hemen hesaplayalım. 60 çarpı 20 bölü 100 diyorum. Bunlar sadece işte, bunlar sadece işte. 6 kere 2 12. 12 TL'de bir de kar diyormuşum. Toplam 72 TL'ye satacağım. O zaman K'nin satış fiyatı 72 TL ediyor. Hmm. Şimdi buna bakalım. Şimdi 360'ın 3'te biri de 120'dir. Yani 120 TL'nin 3'te biri o zaman bak bu 60 TL'ydi ya yarısıydı. Burası da 40 TL olacak. Toplamda 60 artı 40 100 ee, burası da toplam 120 olduğu için burası da 20 TL olacak. Zaten mantıklı. 40, 20, 120, 60. Bak iki katı açıda, iki katı fiyatta. Bu zaten yarısı bütün dairenin. 120'nin yarısı. 60 TL. Dolayısıyla bunların maliyetini buldum. Şimdi mesela L'nin maliyeti 40'sa bir de kar eklerim. yüzde %100 kar diyormuş. Yuh! Oh, Ohan O zaman 40 liraya yüz kar dersem 80 liraya satarım. 80 liraya satarım. Neden? Çünkü 40'ın e, yüzde yüzü 40 e, liradır. 40 kırk artı 40'tan toplam 80 lira eder satış fiyatım. Aynı şekilde M yapalım. M'de de yüzde 40 kar diyormuş. 40 bölü yüzde çarparsam e, bunlar sadece bunlar sadece 2 işte kere 4 8. 8 TL de bunda kar ediyorum. 20'ye 8 eklersem tak 28 TL de bunun satış fiyatı. Bunun satış fiyatı da 28 TL. Şimdi bunların biz nesini istiyoruz? Daire grafiğini istiyoruz. Daire grafiğini istiyorsak biz belli verilerin bunları toplamamız gerekiyor. 72, 80, 28'in toplamı nedir dersek 180 TL'dir. Yani satış fiyatlarının toplamı 180 TL. O zaman e, burada bir orantı kuralım lütfen. Burada 180'de 80, 180'de 72 ise 360 derecede kaçtır diye orantı kuruyorum. Diyorum ki 180'de 180'de 72 ise K. O zaman 360 derecede kaçtır açısı acaba? 2 e, katı, 2 katı. O zaman 144 derecelik bir açısı kimin olacak? K'nin satış fiyatı analizine göre olacak. Peki geldik hemen diğerini yapalım. E, 80 bölü 180 ise 360'ta kaçtır iki katı ya iki katı. Dolayısıyla 160 derecede buradan geliyor ne için L için geliyor. E geriye kalan da 200, 300, 4 derece 56 derecede ne için kalıyor aslında burada M için kalıyor satış fiyatı olarak. Dolayısıyla 56, 144 ve 160 olarak açılarını bulmuş olduk ve olasılığa geldik. Artık son konulara giriyoruz. 2020 LGS analizini yaptığımız zaman olasılıkta da... Olası durumlardan bir soru geldi olasılık hesabından iki tane soru geldi Dolayısıyla olasılık da çok önemli konulardan başlıklardan bir tanesi olasılık hesabı istenen bölü tüm olası durumlar şeklinde basit bir hesabı var hemen göstermek istiyorum zaten fazla konu anlatımı da yok aslında burada şimdi olası durumlarda mesela bir e, zarımız var diyelim bu zarımızı attığımız zaman kaç tane olası durum var 3 gelebiliyor bir gelebiliyor sonra 4 gelebiliyor. Ee, sonra e, bir daha dört geldi, sonra yine dört geldi, sonra beş gelebiliyor, sonra iki gelebiliyor, sonra üç gelebiliyor, altı gelebiliyor. Altı tane durum var. İşte bunlara biz olası durumlar diyoruz. Yani bir zar attığımız zaman altı tane olası durum vardır diye biz veya bir, to, bir torbanın içerisinde rastgele çekilen topun kırmızı olma olasılığını vermiş bize yüzde yirmi beş demiş. Hayda ve bize demiş ki top sayılarını da Sarı bilyeler 30 tane. Bak burada 30'a denk geldiği için 30 tane. Mavi bilyelerde 33 tane olduğunu vermiş. Torbadaki topların renklerine göre sayıca dağılım demiş. Bak kırmızıyı vermemiş görüyor musun? İşte o zaman kırmızı kaç tanedir bulabilir miyiz acaba? Nasıl bulacağız? Çok basit. Kırmızı olma kırmızı bilye sayısını sormuşsa biz buna x diyelim. Şimdi kırmızı video sayısına x dersek eğer ve bir denklem kurmaya çalışıyorum. Şimdi olasılık neydi? Olasılığın bir formülü vardı. Olasılık dediğimiz şey istenen şey bölü tüm tümü aslında. Ne demek istenen şey bölü tümü? Şimdi bir kere istenen şey ne? Aslında kırmızı olma olasılığı. İstenen şeyi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X dedik bölü tüm topların sayısı. Yani bir torbanın içine elimizi attığımız zaman sarı, mavi, kırmızı toplar varmış. Ve bu bütün topların sayısını bizim bilmemiz gerekiyor. Biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz ama şöyle yapabiliriz. Burası x ise, burası 33 ise, burası da 30 ise toplamda x artı 33 artı 30'dur aslında tüm toplar. Bu işte 25'miş. Yani 25 bölü 100'müş. Ve bu zaten sadece 1 bölü 4 olur aslında. Hemen sadece işte dedim. 1 bölü 4'müş. İşte bunun denklemini çözeceğiz seninle beraber. Bak burada x bölü x artı 66 eşittir. 1 bölü 4 diyorum ve içler dışlar çarpımı yapıyorum. Bu ikisini çarparsak 4x eşittir. Bu ikisini çarparsak x artı 66 diyorum. Normal denklem çözümü yapıyorum. Bu 4x eksi... Bunu karşıya geçirsem bu artı x'ti. Karşıya geçirsem eksi x olur. Eşittir 66 etti. 3 x 4 xten 1 x çıkarsa 3 x eşittir 66 etti. Buradan da x eşittir 22 çıkıyor. Şimdi kırmızı bilye sayısını bulmuş olduk 22'miş. Peki başka bir soru sorsa bize. Torbadan mavi bilye çekme olasılığını sorsa. Mavi bilye çekme olasılığını sorduğu zaman da diyeceğiz ki ya kardeşim bizim formülümüz belli. İstenen bölü tümü. Mavi bilye sayısı 33 torbanın içerisinde. Bölü tüm olasılıkların sayısı bütün bunu artık bulmuştuk idi Bunların hepsini toplarsak eğer 66 66 bunu işlem hatası yapmışım bu arada. İşlem hatası yapmak Bak çok güzel. Harika bir şekilde sınavda nasıl işlem hatası yapıldığını size gösterdim. Bak Normal gör, gör, kafam resmen gitmiş. 63 yazacağımı 66 yazmışım görüyor musun? Resmen saçmalık. Ama iyi ki yaptım. Siz de böyle hatalar yapabilirsiniz. Şıklarda bulamazsınız zaten. Matematikte, sınavda, soruda şıkta çıkmıyorsa ya e, hatalı işlem yapmışsındır. Eğer doğru yapsan dahi işlemleri doğru yapsam ve işlem hatası yaptığından dolayı doğru sonuca ulaşamazsın. Yani ya boş çıkartsın ya e, doğru çıkarsın. O zaman bunu 63 diye değiştiriyorum. Bunu 63 diye çevirdiğim zaman 63. 3x eşittir 63. Burası 21 çıktı. Çok çok pardon. Burası 21 çıktı. Bak harika. Dolayısıyla 63 artı 21. Bunu da düzelttim. 63 yaptım. E, bu 63 artı 21 84 etti. O zaman 33 bölü 84 sadeleştirince de 11 bölü 28 çıkıyor. 3'e böldüğüm zaman bu da mesela mavi bilye çekme olasılığı şeklinde söyleyebiliriz. Peki hangisi daha fazladır? Bak böyle bir soru da gelebilir. Kırmızı çekme olasılığı daha fazla olasılıktır. Sarı çekme olasılığı mı? E tabii ki sarı çekme olasılığı. Çünkü 30 tane var. Bundan 21 tane var. Mavi çekme en fazla olasılıktadır. E, ve kırmızı çekme olasılığı sarıdan ve maviden daha az olasılıklıdır eş olasılık olaylarda da aynı olması gerekiyordu. Onu da hatırlatayım diyor. Şimdi de geldik sınavda şekilli sorular alan sorusu gelmiş. kareköklü ifade sorusu gelmiş. Ve tekrar söylüyorum yüzde yüz böyle bir soru bekliyoruz. Ya kareköklü ifadelerle ya üslü ifadelerle entegre ettikleri bir olasılık sorusunu bekliyoruz arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. kareköklü ifadelerle veya üslü ifadelerle entegre olan bir Olasılık sorusu bekliyoruz. Çok önemli çünkü tek başına olasılığı sormuyorlar diyoruz. Yukarıda verilen şerit kare şeklindeki parçalar ayrılıp görseldeki gibi numaralandırılıyor. Bu kartlar bir torbaya atılıyor demiş. Bu torbadan çekilen kartın üzerinde yazan sayının kırkın doğal sayı böleni olma olasılığı kaçtır diye bize sormuş mesela. Şimdi hemen seninle beraber bakalım. Şimdi bir kere kare ve kare şeklindeki parçalar o zaman bunun bu kenarı karekök ise diğer kenarı da karekök 2 olmak zorunda ki bu bir kare olsun. E burası da karekök 2 olmak zorunda. E burası da karekök 2 olmak zorunda. İşte bunlardan kaç tane vardır? Karekök 800'ü alıyorum. Şimdi bir kere karekök 800 dediğim şey 800 dediğim şey aslında ee 400 çarpı 2'dir. Bunu istersem çarpanları ee çarpanlara ayırma asal çarpan algoritması da yapabilirim. 400 çarpı gelir. 420'nin karesidir. O yüzden dışarıya çıktı. 20 tane kare kükki. O zaman burada aslında 20 tane kare ki varmış. O zaman buradan 20 tane kart çıkar. O zaman son numaramız 20 olmak zorunda. Son numara kart sayısı kadar çıkacak. O zaman 20 tane kart çıkacak. Şimdi demiş ki bize çekilen kartın üzerinde yazan sayının 40'ın doğal sayı böleni olması olası ee, olasılığıymış. E 40'ın doğal sayıları bak bir tane de hem karekökli ifadeler hemen doğal sayı bölenleri çarpan katları da girmiş içeriye. Bir kere 40, iki kere 20, 4 e, kere 10, 5 kere 8 Altı kere olmaz, yedi kere olmaz bitti. Dolayısıyla bak kırkın doğal sayı böleni olma olasılığını sormuş bize. Hemen bakalım seninle beraber. Doğal sayı bölenlerine baktığımız zaman bir olabilir, iki olabilir, dört olabilir, beş numaralı kart olabilir, sekiz numaralı, on numaralı kart, yirmi numaralı kart. Ama kırk numaralı kart yok zaten yirmi numaralı karta kadar. Dolayısıyla e, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane böyle kart var. Yani istenen durumda olan yedi kart var. Peki tüm kartlar kaç tane? 20 tane kart oluşturmuştuk. Dolayısıyla 7 bölü 20 de bizden istenen olasılıktır diyorum. Ve bu şekilde 7 bölü 20'yi bulmuş oldum. Peki ve geldik cebirsel ifadeleri artık son konumuz 2020 LGS analizini yaptığımız zaman Tonguç Eylül bir kere cebirsel ifadelerin temelinden soru gelmiyor. Zaten bizim bunu bilmemiz bekleniyor. Zaten x kareler, y kareler hangisi benzer terimdir ve benzeri bunları bilmemiz gerekiyor zaten. Ama sınavda ne sorusu geliyor? Tabii ki cebirsel ifadeleri çarpma sorusu geliyor. Hatta bir tane bile değil iki tane soru gelecek bu sene. Dolayısıyla çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Özdeşliklerle alakalı soru direkt gelmiyor ama bununla alakalı çarpanlara ayırma sorusu geliyor. Dolayısıyla bizim yüzde yüz bir şekilde cebirsel ifadeleri çarpmayı çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda çarpanları ayırmada da özdeşlikleri kullanacağız. Onları da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tam kare ve iki kare farkı özdeşlikleri kullanacağız diyor. Peki şimdi geldik şekilli sorulara şimdi bir kere bu tarz şekilli sorularda işte sallıyorum eş kareler verilmiş ve bu eş kareler mesela şöyle bir e, ben de senin için hazırladım zaten böyle eş kareler verilmiş ve diyor ki bunları birbirlerinin üzerlerine böyle getiriyorum diyor yanlarına yapıştırdım diyor sonra bir de bir tanesinin bir tanesinin üzerine çıkartıyorum diyor ve üzerine çıkardığım mesafe de diyor bak böyle üzerine çıkartıyorum diyor üzerine çıkardığım mesafe de x bir santimetre gibi böyle bir şeyler söylemiş bize ve diyor ki buradaki oluşan dikdörtgenin alanı ne kadar diyor soruyor. yani ben bunu böyle yan yana yapıştıramıyorum ya hani yapıştırabilmek için böyle üst üste birazcık yapışma alanı gibi bir şey lazım ya bunları getirdiğim zaman diyor Buradaki dikdörtgenin alanı ne kadardı diye soruyor bize. Ama bunların üst üste gelme yeri var. Bak burası üst üste gelme yeri. İşte bunu da vermiş bize. Şimdi bu tarz bir soru sınavda çıktı. Geçtiğimiz senelerde. Dolayısıyla bizim buna hakim olabilmemiz gerekiyor. Bizim bunu anlayabilmemiz gerekiyor. Şekilli sorularda alan sorusu gayet önemli. Peki bunu yapabilmek için bir kere neyi bilmemiz gerekiyor? Burada özdeşlikleri hatırlamamız gerekiyor. Mesela burada bunun bir tanesinin alanı x kare artı 8 x artı 16'ymış. Eş kare dediyse bunun da alanı x kare artı 8 x artı 16. Peki ya kardeşim bu nedir? Eğer sınavda 3 terimli bir şey görürsen x kare 8 x 16 toplanmış 3 terimli bir cebirsel ifade görürsen yapman gereken şey direkt tam karedir arkadaşım. Yani tam kare ne demek? Bu zımbırtının bir tam kare olduğunu söyleyip demen gerekiyor ki şöyle x kare artı 8 x artı 16. Sen neyin karesin? X'in. Sen neyin karesin? 4'ün karesiyim. Bu ve bunun çarpımının iki katı ortada var mı? Evet var. 8 X. O zaman bu aslında X artı 4'ün tam karesidir. Yani karesidir diyebileceğim. Dolayısıyla bunun bir tane kenarını buluyorum. Bu X artı 4'tür. Bu da X artı 4'tür. X 4 ile X 4'ün çarpımı X kare artı 8 X 16'dır. Bak bunu ne yaptım? tam kare özdeşliğinden yararlanarak buldum. Üç terimli gördüğüm için. İki terimli görseydim yüzde doksan kare fark olurdu. Şimdi bunlar eşit ederse bu da x artı dört. Bu da x artı dörttür. Tamam. Şimdi bunları da üst üste getiriyorum diyorum. Şimdi bakalım gel sana böyle yapalım. X artı dört burası. Ee, aynı zamanda burası da x artı dört. Şöyle yapalım. X artı dört. Bunlar üst üste gelebilir. Bunlar üst üste gelebilir. Bir de buradan bunun hepsi x artı 4'tü. Bunun da hepsi x artı 4'tü. Bunları üst üste getirince şurada x eksi 1 çıkıyormuş. İşte buradaki mantık şu. Bu ikisini yan yana getirirsem bütün bu uzunluk bütün bu uzunluk bununla bunun toplamı olur. Burası zaten x artı 4 olur. O zaman dikdörtgenin alanı bu çarpı bunun olur. Ama bunu birazcık bunun üstüne getirirsem o zaman bu büyük uzunluk, büyük uzunluk içeriye doğru geçirdiğim için bunu kısalıyor. Bu kadar olacağını daha kısa oluyor. Ne kadar daha geçirmişim içeriye doğru? X eksi bir kadar geçirmişim. Dolayısıyla bu kadar uzunluk yani X artı dört artı X artı dört olması gerektiği halde böyle gittiği için X eksi bir kadar azalıyor eksi x eksi bir kadar azalıyor aslında. İşte bu zımbırtı artık bu yeni dikdörtgenin bu kenarı oluyor. İşte burası x artı bak şurası mesela hatta şöyle yapalım. Bu dikdörtgenimiz burada duruyor. Hop. Burasının hepsi x artı dörttü. E, bu dikdörtgenimiz de altta kalmış artık. Şu dikdörtgen e, altta kalmış artık. Ee, bu altta kalmış da burası x artı 4'tü. Burası x eksi 1 ise burası da x artı 4'ten x eksi 1'in çıkmış halidir. İşte bunların hepsini topladığım zaman da bu dikdörtgenin kenarını bulmuş oluyorum. Ne diyorum o zaman? Hemen bunları toplarsak ya 2x artı 8'den neyi çıkartıyorum? x eksi 1'i çıkartıyorum. Bu eksi buraya dağılıyor sınavda. Bu hatalar çok yapılıyor. 2x artı 8 eksi x artı 1. Bu ikisinin ee, çıkartımı, e, çıkartımı 1x'tir. Artı 8 artı 1 de artı 9'dur. O zaman x artı 9'muş şurası. x artı 9'muş. E şu kenar zaten x artı 4'tü. x artı 4'tü. E bu ikisini çarpmamız gerekiyor. Bu dikdörtgenin alanını sormuş bize. Gel seninle beraber çarpalım. Çünkü bu da sınavda çok çıkıyor. Çok önemli diyorum. Hemen seninle beraber. x artı 9'la x artı 4'ü çarpıyorum. Bunu çarparken de mutlaka bununla bunu, bununla bunu. Bununla bunu, bununla bunu, bunu çarpmaları yapıyorum. Hemen yapıyorum. x kere x, x kare. x kare artı 4, artı 4 x. 9 kere x artı 9 x. E, 9 kere 4 artı 36. Ve bunları e, topladığımız zaman benzer terimler olduğu için x kare artı 13 x artı 36 şeklinde sonucu ulaşmış oluyorum. Sayıların hiçbir önemi yok. Tekrar söylüyorum. Şu mantığı kafamızda kurabilirsek bu soruyu çözebiliyoruz. Kuramazsak soru kalıyor. O yüzden bu mantık sınavda çıkabilme gelme yüksek olan yüzde bak LGS'de çıkarsa şaşırma dediğimiz üst üste gelme sorusu. Bak üst üste gelme sorusu. Üst üste gelme sorusundaki mantığı tekrar söylüyorum. Kenarları topla. Üst üste gelen kısmı çıkar bundan. Uzun kenarı hesaplayabilmek için üst üste gelme sorusu LGS'de çıkarsa şaşırma diyor. Şimdi de geldik şekilli sorulardan başka bir tanesine. Yanda bir köşeleri ortak iki kare çizilmiştir demiş. Bu bir kare. Bu da büyük kare değil mi? Şimdi mavi bölgenin alanı 4x kare eksi 4x artı, artı 1 demiş. Evet bunu vermiş bize. Sarı bölgenin alanı şey şu L gibi olan zımbırtının alanı 5 kare artı 10 x'miş. Tamam. Şimdi diyor ki bize şurası ne kadar diyor soru. Sınavda böyle bir soru geldi arkadaşlar. Tekrar söylüyorum burası çok önemli. Şimdi burada Tonguç Aram'ı bir kere bilmemiz gereken şey şu. Bu mavinin alanı 3 terimli mi? Evet. O zaman bu 4 x kare eksi 4 x artı 1 bir, bir kere direkt şunu söyleyebilirim. Tam karedir. Neyin tam karesi kardeşim? Bu 2 x'in karesidir. Bu 4 x kare. Bu da 1'in karesidir. Bu ikisinin çarpımının iki katı ortada var mı? Evet var. İki x'in iki katı dört x'tir. O zaman bu zımbırtı aslında iki x bak burada eksi olduğu için eksi birin karesidir. Dolayısıyla tam karelerde bakın a artı b'nin karesi vardı. Bir de a eksi b'nin karesi vardı. Burada ne yapıyorduk? A kare artı iki a b artı b kareydi burası. Burası da a kare eksi iki a b artı b kareydi. Yani bu ikisinin çarpımının iki katı burada var. Bu ikisinin çarpımının iki katı burada var. Ama burada artı burada eksi olunca burası eksi. Burası artı oluyor. Bu çok önemli. Şimdi o zaman 2x eksi 1'in karesi. O zaman bunun kenarını biliyorum artık. Çünkü bunun alanı buysa bir kenarı 2x eksi 1'dir. O zaman buraya yazıyorum. 2x 1 burası. Burası da 2x eksi 1'dir. Şimdi diyor ki bize bu büyük karenin alanını bir hesaplayalım mı seninle beraber? Hani bunun bir kenarını bulabilmek için. Burada da şimdi burayı bulabilmek için ne yapacağım zaten? Büyük karenin alanı, büyük karenin bir kenarından yani buradan bunu çıkarmam gerekiyor. Zaten bunu buldum. Büyük karenin alanını hesaplayabilmek için bu ikisini toplayabilmem gerekiyor. Bu ikisini toplarsak 9x kare. Bu ikisini toplarsak artı 6x, 10x, eksi 4x, 6, 6x artı 1 çıkıyor. Bu da büyük karenin alanı. Şimdi bunu görünce ben yine bir üç terimli düşünüyorum. 3 terimli hatta burada artı olduğu için artı olacak. Bak bu 3x'in karesi bu da 1'in karesi. O zaman aslında bu 3x artı 1'in karesidir. Bir 90 öyle çıkar. Zaten bu x'in çarpımı ilk katı zaten burada var. Dolayısıyla 3x artı 1'in karesi ise o zaman bunun bir kenarı 3x artı 1'dir. Burası da 3x artı 1'dir. Burası da 3x artı biridir. Bu da 3, 3x artı biridir. Şimdi bize sorduğu yer neresi? Şurası. Yani bu kenardan bu kenarı çıkarmam gerekiyor. Hemen yapalım. 3x artı 1'den parantezi yazıyorum. Burası çok hassas. 2x eksi 1'i çıkarmam gerekiyor. Bu çıkarmayı parantezi yapıyorum. Aman dikkat et. Çünkü buradaki eksi dağıldığı zaman bu eksiyi değiştiriyor. O zaman diyorum ki ya kardeşim 3x artı 1 eksi 2x artı 1 çıkıyor. Neden? Çünkü bu eksi 2x burası da eksi eksi artı bir çıkıyor. Ve sınavda kesin bu hataya düşmen için sana şıklarda verirler diğer seçeneği. 3 x eksi 2 x x artı bir artı bir artı iki. Sınavda da yüzde yüz ne olur biliyor musun? Eksi bir e, bırakacağın için burayı. Artı bir eksi bir sıfır. X'i de verirler sınavda şıklarda. A bu olur mesela A seçeneği. B seçeneği de X artı 2 olur. Sen X artı 2 seçeceksin. Bu eksiği dağıtmayı sakın ihmal etmeyeceksin diyorum. Bu da çok önemli bir örnek. LGS'de çıkarsa şaşırma diyorum. A ...artı B'nin ve A eksi B'nin tam kareleri... ...yüzde yüz her sene çıkıyor. Dolayısıyla buna benzer bir soru gelme ihtimali çok yüksek. Hatta yüzde yüz diyebilirim. Çünkü tam kareyi çok seviyor Milliyetin Bakanlığı. Ve üç terimli bir şey geldiği zaman... ...hemen böyle tam kareyi çevirip de... ...soruda aksiyon almak sana kalıyor. Hadi bakalım diyoruz. Ve geldik şekilli sorulardan uzunluk sorularına. Şimdi dikdörtgenin çevresi demiş ki bize 4x artı 2 demiş. Tamam. Yukarıdaki dikdörtgenden... E, 2x artı 4 tanesi düz bir zeminde aşağıdaki gibi diziyor demiş. Bak cebirsel ifade sorusu her şey. Sayı yok ya. Hep x'ler mi x'ler. Tamam devam ediyoruz. Yukarıdaki dikdörtgenlerden 2x artı 4 tanesi düz bir zeminde aşağıdaki gibi dizilmiş böyle 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 gitmiş gitmiş. AB uzunluğu nedir diye bir soru. Şimdi bir kere şunu unutmayalım. Dikdörtgenin çevresi aslında uzun kenarla kısa kenarın toplamının iki katıdır. Değil mi? Bunu zaten biliyorduk Dikdörtgenin çevresi 2 çarpı uzun kenar artık kısa kenar. O zaman uzun kenar artık kısa kenar dediğimiz şey aslında bunun yarısıdır. Peki bunun yarısı nedir dersek de bunu ikiye böldüğümüz zaman hemen söyleyebiliriz. Çevre uzunluğunun iki yarısı yani 2x artı 1'dir. Bak hem bunu ikiye bölüyorum hem bunu ikiye bölüyorum. 2x artı 1 aslında uzunla kısa kenarın toplamıdır. Şimdi ben A'dan B'ye giderken A'dan B'ye giderken burası kısa kenar burası uzun kenar. Burası uzun kenar, burası kısa kenar. Bak burası kısa kenar, burası uzun kenar. Her birisi eşlik dörtgenler ya. Kısa uzun, kısa uzun, kısa uzun, kısa uzun. En sonunda kısa uzun şeklinde bitirmişiz. Bak dikkat edin. Burası artık 2x artı 1. E burası da 2x artı 1. 2x artı 1. 2x artı 1. E burası da 2x artı 1. Kaç tane acaba böyle var 2x artı 1 dersek de. Demiş ki 2x artı 4 tanesi düz bir zemine aşağıdaki gibi diziliyor demiş. Hayda Allah Allah. Ya sayı versene. Mesela desek gibi boş ver bunu görme bunu. 20 tanesi deseydi. 20 tanesi deseydi. E bak kısa artı uzun kaç tane oluyor? 2 tane oluyor değil mi? Bak bir, bir bu bir bu. 2 kutu var burada. Burada 2 kutu var. Burada yani ikililer oluşturuyorum. 20 tanesi deseydi kaç tane ikili oluşturdum? Bunu ikiye bölüp 10 tane ikili derdim, değil mi? İşte o 10 tane ikili de 10 tane olsaydı o zaman bir tanesi 2x artı 1 olduğu için 10 çarpı 2x artı 1 derdim. Aynı burada yapacağım gibi hayal ettim bunu. Bunu yarıya bölme, ikiye bölmem gerekiyor. Bunu ikiye bölüp ...kaç tane ikili olduğunu bulmam gerekiyor. Bunu ikiye bölersek kaç eder? Hemen sana göstereyim. Bunu ikiye bölersek... ...bunu ikiye böldüğün zaman x... ...bunu ikiye böldüğün zaman 2... Bu, ...bu kadar tane ikili çıkıyor. O zaman bundan... ...bundan bu kadar tane varmış. x artı 2 tane... ...2x artı 1. İşte bunu bunu çarpmamı bekliyor. Sınavda resmen resmen bize hani bunu ayarlayıp ayarlayıp resmen iki şeyin çarpımını yani cebirsel ifadeleri çarpmayı yüzde yüz çıkacak şeyi soruyor. Bak tekrar söylüyorum. Cebirsel ifadeleri çarpma gibi bir örnek bunun gibi bir sayılarla değil de direkt cebirsel ifadenin çarpması şeklinde gelecek yüzde yüz. Dolayısıyla biz buna çok hakim olacağız. Bak ne yaptık burada? Bu kadar ikili olacaktı ve her birisinin 2'nin uzunluğu da 2x artı 1 olacaktı. Hemen çarpıyorum. Bundan sonrası işlem. Bundan sonra işlemde işlem hatası yapmamaya çalışıyorum. x kere x 2x 2x kare x kere artı 1 artı x x 2 e, kere 2x artı 4x 2 kere artı 1 artı 2. Bu ikisi benzer terim olduğu için 2x kare artı 6 pardon 5x çünkü bu 1x'ti artı 4x 5x artı 2 bizim istediğimiz şeydir diyorum. Bu kadar bu kadar bir uzunluğa sahiptir. AB uzunluğu diye söyleyebiliyorum. Şimdi bir tane daha örnek göstermek istiyorum sana. Bu da çok önemli aslında. Hani bunu göstermedim. Mesela şöyle bir örnek. Katlama sorusu veya kesme sorusu fark etmez. Bak bunun bir kenarı 2 üzeri altıymış, Bunun bir kenarı 2 üzeri 8'miş. Bu 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 8'i bir kere katlarsam bir kere katlarsam şöyle bir hale geliyor. Yine bir dikdörtgen oluyor. Sonra bir kere daha katlarsam hangi şekilde oldu? Kare oldu. Nasıl olabilir hocam? Yani burası 2 üzeri 6 idi. Burası 2 üzeri 8 idi. Şimdi normalde bununla bunu bak bir kere katladım. Bir kere daha katladım. Kareye dönüştü. Nasıl oluyor biliyor musun? 2 üzeri 8 dediğimiz şey 2 üzeri 8 dediğimiz şeyi 4'e böldüğüm zaman ki o da 2 iki üzeri 2'dir. 2 üzeri 2'dir. Bu 2 üzeri 6 ediyor. İşte böyle dörde böldüğüm zaman bunu böyle bir kere katladım. Bir kere daha katladım. 2 üzeri 6 zaten bunun bir kere. Bu da 2 üzeri 6 haline gelmiş oluyor. Yani 2 üzeri 8'i dörde böldüğüm zaman 2 üzeri 6 haline geldiği için bu da bir kare oluyor. Bu da aklında tut. Bunu da e, söylemiş olayım hani içimdeki her şeyi söylemiş oluyorum. Dolayısıyla 2020 sayısal bölümü çözmeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka çözsünler. Mutlaka kendilerini denesinler, kendileri sınasınlar diyorum. Ve son tekrar kampımızda gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Ve süper bir şekilde senle beraber LGS'ye kadar beraberiz. Dünyanın en verimli ders canlı yayınlarımız devam ediyor. Ee, şimdiden şunu da söyleyeyim. İnşallah LGS'de elimizden gelen en fazlasını yapacağız. Sonuna kadar, son güne kadar sizinle beraberiz. Hadi bakalım o zaman. Şimdiden ödüllü soruyu yapın, yorumlara yollayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.